Ekobor, Toprakta Bor Gücü programını sunar. Yıllardır topraklarımızı kirleten zararlı kimyasallar, topraklarımızı hızla verimsiz, çorak hale getirmekte ve yetişen ürünlere zarar vermeye devam etmektedir. İşte bu yüzden bozulan toprak yapısının tekrar iyileştirilmesi ve ürün verimliliğini artırmak amacıyla bordan ürettiği zengin içerikli organik gübreyle ekobor tarımda yeni bir çağ başlatmaktadır. Ekobor, topraktaki bor gücü. Merhaba değerli Çiftçi TV izleyicileri. Toprakta Bor Gücü programımızla yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili Samet Özbaylar'la birlikte bir haftalık aranın sonrasında yeniden sizlerin karşısındayız. Samet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler sizleri sormalı. Çok teşekkür ediyorum. Yine yoğun bir haftayı geride bıraktık anladığım kadarıyla. Gerçekten. Böyle hafif bir yorgunluk seziyorum sanki. Yok yorgunluk yok. E, mutluluk var. Çünkü e, müstahsillerimizden geri dönüşler e, o kadar olumlu, o kadar güzel ki evet. onlardan gelen bu güzel geri dönüşlerle tüm yorgunluğumuz gidiyor çok şükür. Harika. ama nazar değmesin diyelim Maşallah. çünkü çok kritik bir dönem şimdi. Evet. Hele ki içinde bulunduğumuz bu dönem. Çiftçimiz artık hazırlıklarını tamamladı. İşte ikinci gübre atacak. Ne bileyim belki bazı illerde ilk defa tohumlar toprakla buluşacak çünkü bölgelere göre de değişkenlik gösterebiliyor. Bayağı bir yoğun çalışmanın içine girecek çiftçi. Biz de e, çiftçiler için yine önemli bilgileri e, sizden dinlemiş olacağız. Ben izninizle birkaç hatırlatmada bulunayım. Tabii Ondan ki. sonra sohbete başlayalım. Değerli izleyiciler e, eğer ki Samet Bey'e sorularınız varsa herhangi bir ürün grubunda olabilir. Hiç önemli değil. Yani tarla grubu da olabilir, bahçe grubu da olabilir. Hatta saksıda yetiştirmiş olduğunuz çiçekler için dahi sorularınız varsa eğer, e, WhatsApp ihbar hattımız aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz. Canlı yayın esnasında 0545 964 1085 WhatsApp ihbar hattı numaramız. Ha diyelim ki sizler firmadan bilgi almak istiyorsunuz ve sipariş vermek istiyorsunuz. Ekrana gelen Numaraları da ben hemen sizlere paylaşayım. 0224 443 76 66, 0552 446 76 66 ve 0553 941 62 67 numaralı telefonları da arayarak 724 hem Samet Bey'e hem de diğer çalışma arkadaşlarına ulaşabilirsiniz diyelim. Hiç vakit kaybetmeden sohbetimize başlayalım. E, Samet Bey şimdi biz yıllardır hep konuşuyoruz. Toprağı artık e, o kadar kirlettik ki kimyasal boğduk, topraktaki o yararlı mikroorganizmaları yok ettik, yüzde birin altına düşürdük organik madde miktarını ve bu da beraberinde verim kaybını getirdi, ne bileyim toprakların daha çoraklaşmasına sebebiyet verdi. Şimdi biz bu toprakları yeniden o eski haline dönüştürmek istiyoruz. Ekobor buraya nasıl bir katkı sağlayacak? Evet, çok e, doğru söylediniz. <laughs> Yıllardır süre gelen kimyasal gübreler olsun ot ilaçları olsun bunlar sürekli toprak içerisinde yaşayan yararlı mikroorganizmaların hem yaşam alanını kirletti hem de bu mikroorganizmaların çalışma faaliyetine engel oldu. Evet. Biliyorsunuz ki daha önceki yayınlarda da bahsettik. Bu kimyasal gübrelerin büyük bir kısmı ya mermer tozu ya deniz kumu. Doğru. Ve insan bir düşündüğünde mermer tozunu kendi yararlı ürün yetiştirdiği toprağına atmak ister mi? Deniz kumunu kendi toprağına katmak ister mi ama gübre attığını düşünerek %70'i mermer tozu ve deniz kumu katarak Toprakta bir kül tabakası oluşmasına neden oldu. PH'ların özellikle çok yükselmesine neden oldu. Şu an Türkiye'nin dört bir yanından yapılan ölçümlerde PH'lar 7,5-8, 8,5'larda. 8 Ve emin olun ki bu şekilde devam ettiği takdirde bir 10 yıl sonra ülkemizde sağlıklı bir şekilde sebze meyve yetiştirilecek alan kalmayacak. Hani Bunu çok, e, abartmıyorum. Çok vahim bir durum. Abartmıyorum abi. evet. 10 yıl sonra kendi topraklarımızda hiçbir şey yetiştirilemeyecek hale gelecek. Çünkü bunun nedeni peya dengesiz oldu mu bitki besin elementlerinin bitki bünyesine girişi imkansız hale geliyor. Evet. Orada bir fiber optik e, kablo gibi düşünün. E, girişleri birbirine uymadı mı bitki de e, o besin elementlerini alamıyor. alamıyor i̇şte bu evet. yapılan yanlış kimyasal gübre ve kimyasal ilaç uygulamalarıyla toprağın e, peyası bozuldu. Organik yapısı Minimum olması gereken ortalama %3 olması gereken organik madde benim günü, günde önüme yüzlerce e, toprak analizi geliyor. 0.3'lerde bir bile demiyorum. Evet. 0.3'lerde organik madde değerimiz düşmüş. Bu da e, demek oluyor ki biz organik madde bakımından toprağı hiç beslememişiz yıllardır. Sürekli kimyasal gübre vererek vererek topraktaki organik maddeyi bitirmişiz. İşte bu noktada ekobor e, devreye giriyor. Ürünümüzün içeriğinde e, %45 oranında organik madde var. Ve bunun %20'si birebir organik karbon. Bunu düzenli kullandığımız takdirde toprağın hem organik yapısını yükseltiyoruz, hem borun çözücü özelliğiyle bu kilitlenmiş mekanizmayı çözüyoruz. Ve yararlı mikroorganizmalara besin kaynağını vererek onların alanını da temizleyerek hızlı bir şekilde çoğalmalarını ve toprağın doğal olması gereken yapıya kavuşmasını sağlıyoruz. Şimdi Samet Bey tabii... E Ekobor deyince adından da anlaşılacağı üzere bor elementinden elde edilen ve tarıma, çiftçiye çok ciddi katkı sağlayan bir üründen evet. bahsediyoruz. Hep soruluyor, buna bir kez daha açıklık getirin. Sizin hep vurguladığınız bir evet. kavram, yerlilik, millilik kavramı. Evet. Ekobor bu işin neresinde? Evet, ekobor isminden de anlaşılacağı üzere bor elementinin farklılık yarattığı ama borun dışında da 17 kalem bitki besin elementinin bulunduğu, ee, organik e, gübre ve e, ürünümüzün içerisinde borun dışında e, çinko, fosfor, amino asit, organik madde, nitrat azotu, organik azot, e, bor, e, mangan şeklinde sıralanan 17 kalem bitki besin elementi var evet. ve bu besin elementleri bitkinin ihtiyaç duymuş olduğu dönemlerdeki Tüm besin madde ihtiyacını karşılıyor ve dengeli bir şekilde bitkinin yetişmesini sağlıyor. Şimdi biliyorsunuz ki bir gübreyi fazla verdiğinizde e, ne yapar? Bitki e, azar ve boğum aralarını Doğru. açar. Doğru. Boğum aralarını açtığında da meyve tutumu gerçekleşmez ve istediğiniz sonucu ulaşamazsınız. İşte burada ekobor 17 kalem bitki besin elementiyle bitkinin ihtiyaç duymuş olduğu dönemlerdeki tüm besin maddelerini dengeli bir şekilde karşılıyor. Ve böylelikle ne oluyor? dengeli bir şekilde yetiştiricilik yapmamızı sağlıyor. Ama ürünümüze ismini veren bor elementi bitkide hem jeneratif aksam gelişimi hem kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi yavaş hareket eden bitki besin elementlerinin en üst noktaya taşınması ve bitki üzerinde oluşturmuş olduğu koruyucu bariyer tabakayla fungal ve bakteriyel hastalık etmenlerinin de bitkiye enfekte olmasını imkansız hale getiren e, mucizevi bir e, elementtir ve e, çok şükür ki e, dünya genelindeki %72 oranında da ülkemizde bulunmaktadır. Biz de bundan e, yararlanarak yerli ve milli Türkiye'nin e, ilk gübresine e, meydana getirmiş bulunmaktayız. Şimdi ben e, ekobor için hep böyle zırh görevi görüyor diyorum adeta. Çünkü e, bir benzetme yapacağım. Genelde mesela işte eskiden şövalyeler veya işte savaşa gidenler evet. neydi? Kendilerini korumak için zırhla kaplanırlardı evet. ki dış saldırılara karşı e, dayanıklı olsunlar. Evet. E şimdi e, siz de bunları anlatınca benim aklıma hemen bu görsel geldi. Ekobor da böyle bitkiyi hem topraktan hem de e, işte büyüdükten sonra dış etmenlere evet. karşı güzel bir koruma kalkanına alıyor sağlıklı bir şekilde büyüyor sonra da çiftçiye diyor ki buyur Hasat et e, emeğinin karşılığını. Kesinlikle yaptım. çok güzel bir benzetme evet. yapmış oldunuz. Dış etmenlerdeki bitkiye zarar verecek olan patojenleri e, girişine engel oluyor. Ve bununla da e, yeterli kalmıyor. Bitki besin elementi olarak hem taşınım hem generatif aksam gelişimi hem de içeriğinde bor dışında yer alan bitki besin elementlerinin de dengeli bir şekilde e, yetiştiricilik yapmamızı sağlıyor. Çevreye. Bitkiye uygulayana ve yetişen ürünü tüketen tüketiciye en küçük bir kalıntı oluşturmadan bunları meydana evet, getiriyor. En önemli kısmı da bu çünkü kalıntıdan bizim çok ağzımız yandı. Evet. Ürünler geri geliyor bu da zarar anlamı ifade ediyor. Şimdi şöyle yapalım Samet Bey. Bir soru var soruyla bağlantılı ben de sorumu tamam. e, size yönelteceğim. Elazığ'dan Hasan Bey demiş ki e, selamlar demiş Samet Bey arpa buğdayda dekar maliyeti 67 lira arasında olduğunu söylediler. Bu maliyet taban ve üst gübre mi yani Ekim ve bahar mevsimindeki maliyetler toplamını mı söylüyor demiş. Evet. Ben de buna paralel e, şunu sorayım. Evet bir maliyet unsurunu soracağım artı şimdi buğdayda üreticinin en büyük belalısı pas hastalığı evet. çok e, sık görülüyor ve bu da verim kaybına sebep veriyor. E, az önce bahsettiğim bu koruma kalkanı pas hastalığına karşı da bir koruma sağlıyor mu? E iki soruyu tek yanıt istiyoruz Evet. E, şu an Türkiye'nin dört bir tarafında e, üst gübre olarak mesela e, buğdayların, arpaların, yulafların e, tarla bitkilerin tamamının e, gelmiş durumda ve e, mevcut biliyorsunuz e, piyasadaki üre nitrat e, fiyatları almış başını Doğru. gitmiş ve e, üretici bunu kullandığı takdirde yetiştirmiş olduğu buğdaydan arpa'dan para kazanamayacağını birebir görmüş durumda. Evet. Ama dönemi de geldi. Daha önceki yayında söylediğim gibi kök gübresi daha yatamamışlardı, üst gübreye güveniyorlardı. Ama üst gübre de şu an düşmedi ve e, Rusya'da ne yaptı? E, kendi üreticime yetmeyecek diyerek amonyum nitrat satışını durdurdu. durdurdu. Ve böyle olunca üreticimiz çok afaki yüksek faiz fiyatlarla karşı karşıya kaldı. İşte bu noktada e, ekobor devreye girdi. Şu an Türkiye'nin dört bir yanına ekobor gönderiliyor e, tarla bitkileri yetiştiricileri için ürünümüzü de bitki 10 santim boya ulaştığında 250 mililitre ilk uygulama kardeşlenme döneminde 250 mililitre ikinci uygulama ve bundan 20 gün sonra sapak altına döneminde 250 mililitre üçüncü uygulama şeklinde verdiğimizde Toplamda 750 mililitre ürünle buğdayın ihtiyaç duymuş olduğu tüm üst gübre ihtiyacını karşılıyoruz. karşılıyoruz. Ve ayrıca bu uygulamaları yaparken sürekli koruyucu bariyer tabaka etkisi de vermiş olduğumuzdan dolayı bir... Kök boğazı hastalığının oluşmasına imkan tanımıyoruz. İki, e, pas hastalıklarının oluşumuna, bitki enfekte olmasına e, imkan tanımıyoruz. Ve evet. bu yapmış olduğumuz 3 uygulama yani 750 mililitrenin çiftçiye maliyeti de 67 TL'ye tekabül ediyor. Evet, bunu da e, açıklık getirmiş olalım. 67 lirayla işte bugünkü gübre maliyetlerini karşılıyoruz. Evet, şu anki zaten... mevcut bizimkini kullanmadıkları takdirde üre, nitrat, sülfat, pas ilacı kullandıklarını düşünürsek bu kaç TL'ye geleceklerini eee en az bizimkinin 8-10 katıdır. Evet. E, bunu bu şundan dolayı önemsiyorum çünkü içinde bulunduğumuz dönem veya işte yakın zamanda artık üst gübre atmaya başlayacak çiftçi. Evet. Birçok kişi soruyor. Peki şöyle bir durum ortaya çıkar mı Samet Bey? Diyelim ki işte kök gübresi olarak e, ekobor kullanmadı ama e, üst Hı. gübre olarak atması evet. gerekiyor. Evet. Eğer ki atarsa e, verimde bir etkileşim olur mu yoksa yani işe yarar mı yaramaz Şimdi, mı? Şimdi tabii içeriğinde de bahsetmiş olduğumuz üzere sadece bir element yer almıyor. Evet. Şimdi insanlar nasıl oluyor diyorlar. Hem de 250'şer gram gözlerine de az geliyor. Değil mi? Ama bizim ürünümüzün içerisinde 17 kalem bitki besin elementi var. Çinkosu, fosforu, amino asidi, organik maddesi, nitrat azotu hepsi bitkinin ihtiyaç duymuş olduğu miktarda var. Ve bu söylemiş olduğumuz dönemlerde kullandığında birebir bitkinin ihtiyacını karşılıyor ve istemiş oldukları performans verim sağlamasını gerçekleştirmiş oluyor. Ondan evet. yana hiç şüpheleri olmasın. Evet. Verimden yana hiçbir kayıpları olmayacak. Zaten kullandıklarında da kendileri görecek. O yüzden de diyorum ki hani herhangi bir şüpheye fırsat tanımamak adına bizim zaten amacımız ürünü Hızlı bir şekilde satmak değil ama bizim amacımız ne? Türkiye'deki üreticilik yapan bütün üreticilerin Ekobor'la tanışmasını sağlamak. İsterlerse bir dönümde kullansınlar bunu isterlerse 10 dönümde ama yeter ki kullanıp söylemiş olduğum bu mucizevi etkiyi kendi gözleriyle görsünler. Zaten ondan sonra tüm alanlarında kullanmak için bize ulaşacaklar. Evet, siz zaten hep söylüyorsunuz. Belli bir alanda kullanın, bir kendi gözünüzle görün nasıl bir sonuç elde ediyorsunuz. Ondan sonra zaten bizim bir şey söylememize gerek kalmayacak, siz bize hemen ulaşacaksınız. Evet ki ürünün tescili ve patenti de sadece bize ait olduğu evet. için bizden başka da kimse satamayacağından dolayı bizim hızlı bir şekilde satma gibi bir niyetimiz yok. Bizim derdimiz ülke topraklarını bir kurtarmak, Doğru. iki ülke vatandaşını ee, en mağdur durumda olan e, çiftçilerimizi bu maliyet belasından da e, kurtarmak. Üç, bu yetiştiricilik, o kadar zorla yapılan yetiştiriciliğin sonunda tüketicimizin de hem uygun fiyata hem de kalıntısız sağlıklı bir ürün yemesini sağlamak. Ne kadar güzel. Şimdi Samet Bey, e, özellikle bu e, terör saldırılarına karşı önlem amacıyla, çünkü bu gübreler kullanılıyordu, biliyorduk, bir e, sistem getirildi. Gübre takip sistemi ve... Evet. Bununla birlikte işte kontrollü olarak bu gübreler toprağa atılıyor. Ve kimin hangi gübreyi aldığı, kullandığı belli oluyor. Biraz bunu konuşalım istiyorum. Şimdi gübre takip sistemine kayıt olabilmek için veya işte sisteme giriş yapabilmek için bazı bilgiler gerekiyor. Ama evet. sanıyorum burada da bazı çiftçilerimiz o bilgileri paylaşmak istemiyorlar. Ona açıklık getirelim. Evet. Neden gerekli evet. bunlar? Evet biz de ekobar olarak e, gübre takip sistemimiz başından e, veri kullanılan bir e, sistemimiz ve bize bağlı çalışan e, daillerimiz de e, birebir gübre evet. takip sistemi ile hareket ediyorlar e, ve burada e, bunun dediğiniz gibi e, amacı e, gübre e, nerede üretildi Kime gitti şeklinde bunun kaydını oluşturmak, bunu e, devletin yapmış olduğu yasal bir zorunluluk. Doğru. Tabii benim bunu yapabilmem için satış yapmış olduğum e, üreticilerimin isim soy isim ve e, TC'lerine ihtiyacım oluyor. Tabii burada da e, daha önce yayınlarda da bahsettik bir yasada o kadar çok, sahtekar, o kadar tabii, çok tabii. E, kalpazan var ki insanların güvenini suistimal etmişler ve insanlar bu sebepten ötürü TC e, kimlik numaralarını vermeye çekiniyorlar. Hani biz kendimizle de görüştüğümüzde oluyor hani TC vermesem olur mu şeklinde. Hani burada biz bunu kendimiz için istemiyoruz bunu birebir devletimizin yapmış olduğu takip sistemini gerçekleştirmek için istiyoruz. Kendilerine buradan ricam Ekobor olarak zaten aramış oldukları numara belli yayındaki. Doğru. O numaralardan aradıklarında veya arandıklarında TC kimlik numaralarını güvenle verebilirler ki herhangi bir e, şüpheleri kuşkuları e, olmasın biz bunu sadece gübre takip sisteminde giriş çıkışları yapabilmek için kullanıyoruz. Evet, bu da zaten önemli. Devletin de zorunlu koştuğu evet. bir uygulama. Aksi takdirde satış yapılamıyor zaten. Böyle Aynen. bir sıkıntı oluyor. Şimdi Samet Bey tabi sorular da geliyor. Manisa'dan bir izleyicimiz yazmış. Demiş ki ben sanıyorum ki üzüm üreticisi. Üzüm bağlarında uygulama yapılır mı? Yapılırsa hangi ürününü kullanmam lazım demiş. Evet üzüm bağlarımız Tabii şimdi vakti geldiği için bu hafta içerisinde de sürekli bahsediyoruz. Açılar aradılar beni. Evet. Kendileri için bizim meyve grubunu tercih etmeleri gerekiyor ve ürün kullanımı da şubat sonu mart başı ilk uygulama 100 litre suya yarım litre ekobor. İkinci uygulama sürgünler 15-20 santim olduğunda. 100 litre suya 250 gram ekobor. Üçüncü uygulama çiçekler meyveye dönüştüğünde 100 litre suya 250 gram ve 20'şer gün arayla hasat başlayıncaya kadar 250 gram uygulamayla devam ediyorlar. Ve böylelikle biliyorsunuz üzümün bağın en büyük belalarından biri külleme. Doğru. Ve bunun dışında birçok Mil diyor. Mil benzeri mantari hastalıklar mevcut. Bizim ürünü söylemiş olduğum dönemlerde kullandıklarında emin olsunlar ki küllemeyi çeşit çeşit ilaç attım ve önleyemedim. Artık bağımımı sonlandırmak, yetiştiriciliğimi sonlandıracağım yani üreticilerimiz dahi bizim ürünümüzle hem hastalıklarıyla düzgün bir şekilde mücadele edebiliyorlar hem de içeriğindeki besin maddeleriyle üzümlerini en kaliteli hem de en yüksek verimli bir şekilde yetiştiricilik yapmış oluyorlar. Bir de şimdi üzümde e, özellikle sofralık üzüm için söylüyorum. Bu e, patlama denen bir olay gerçekleşir değil mi? Evet. Biraz kaldığında ama sanıyorum sizin ürünü kullandığı zaman o ürünün raftaki dayanıklılık sürecinde... Raf, raf ömrü kesinlikle artırıyor. ve kesinlikle e, uzuyor ve böylelikle o tazelik o canlılık daha uzun süre doğal bir yollarla gerçekleştirilmiş oluyor. Bunu sağlamak için biliyorsunuz daha önce geçen yayında da bahsetmiştim. Birçok kimyasal paketleme evlerinde kullanılıyor. Evet. Sırf Raf ömrü uzasın diye. Tamam, raf ömrü uzuyor ama onun yan insanın ömrü kısalıyor. Doğru. Sağlık. Açısından. Evet, işte burada biz raf ömrünü uzatıp ve tüketicinin ömrünü kısaltmamak adına buradan üreticilerimize e ekobor kullanarak hem kendi maliyetlerini düşürmelerini hem de tüketen vatandaşın da zarar görmemelerini sağlamalarını istiyoruz ki dediğiniz gibi hem iç piyasada özellikle dış piyasada hadi iç piyasada belki gözden kaçtı olabilir ama Avrupa'nın veya işte o ürün sattığımız ülkelerin bu konuda hiç öyle acıması yok evet. bir kalıntı zaten böyle bir şey arıyorlar hani öküz altında buz evet. aramak gibi bazen, almamak için evet. geri göndermesin hemen için. böyle gönderiyorlar ya burada üretici zarar görüyor firma zarar evet. görüyor ülke ekonomisi zarar ki, görüyor Geçen yayında söyledim hani üretmiş oldukları bordo bulamacını bize sattıkları evet. hem de afaki fiyatlardan e, ki bizim ürünümüz hem ondan uygun hem koruma hem de besleme evet. e, görevi görüyor. Sadece koruma dedikleri ürün ama kendi ülkelerindeki vatandaşlarına birebir tarım bakanlıkları olarak yasaklamış oldukları bir ürün bu e, bordo, bordo bulamacı. bulamacı. Ama bize satıyorlar bunu hem de afaki fiyatlara ve bizim üreticimiz kullanıyor ondan sonra yetişen ürünü. Biz onlara ihraç etmeye kalktığımızda bunda bordo bulamacı kullanılmış kalıntı var almam diyor. E kardeşim o bordo bulamacını sen sattın bize. Değil Hem mi? de yasak olduğu halde kullanmasını kendi vatandaşın istemediği halde bordo bulamacını bize satıyorsun. Ondan sonra bizden aldığın meyvede sebzede kalıntı var diye ürünü geri gönderiyorsun. Yani bu ne yaman çelişki. Evet yani anlaşılır gibi değil dediğiniz gibi. E bu noktada da ülkemizin yerli ve milli gübresi olan ekoborlan birebir kalıntı problemi olmadan paramız yurt dışına gitmeden ve bu arkadaşların oyununa esir olmadan yetiştiricilik gerçekleştirebiliyoruz çok şükür artık ne kadar güzel aman nazar değmesin diyelim şimdi Samet Bey şunu da merak ediyorum malum Sizler bu tür şey çalışmaları, ürünleri piyasaya sürerken tabii ki öncesinde çok ciddi bir arge çalışması yapıyorsunuz evet. ve burada özellikle akademik çevreden de çok ciddi katkılar alıyorsunuz ve evet. e, bildiğim kadarıyla bazı üniversitelerde de yine ekobor kullanılıyor, e, işte test ediliyor laboratuvarlarda ya da tarım arazilerinde. Biraz bunu da konuşalım istiyorum. Akademik çevre nasıl karşılıyor ekobor? Evet, zaten e, ürünümüzün arge kısmı 13 yıl süren bir e, uzun, 13 yıl, evet 10. çalışması var. Çünkü bu 17 kalem besin elementinin e, bir tanesinin sırası e, yanlış olduğunda ürün ortaya çıkmıyor. çıkmıyor yani. Bunların e, ferbente sürelerinin bir yanlış olduğunda yine ürün ortaya çıkmıyor. O derece yoğun bir arge çalışmasıyla ortaya çıkmış e, bir üründür. Ve bu e, çalışma esnasında e, birçok üniversitelerimizle de e, birlikte e, arge çalışması, deneme çalışması, ürün ürün, bölge bölge, toprak toprak mesela e, uygulamalar yapıldı. Ve Burada da e, üniversite e, hocalarımız e, bize e, çok yardımcı oldular, destek oldular sağ olsunlar. Şu anda e, devam ediyor. Daha öncesinde Sakarya Üniversitesi ile İstanbul e, Teknik Üniversitesi ile artı. E, şu an Osmaniye Üniversitesi'nde mesela Çilek'te e, Erman hocamız e, bizim ürünü e, kullanıyor ve çok e, güzel sonuçlar aldığını Harika. bize bildiriyor. Selamlar olsun buradan evet, kendisine. Evet hocamıza da selamlarımızı gönderelim. Çukurova Üniversitesi'nde yine e, topraksız tarımda bizim ürünümüz kullanılmakta ve çok şaşırtıcı ve inanılmaz derecede olumlu neticeler ortaya koymakta bu noktada da her geçen gün kesinlikle ve kesinlikle biz hiçbir zaman yetinme bilmeksizin. ARGE geliştirme e, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tabii e, bir ürün e, üretmek kolay ama onu geliştirmek daha zorlu bir süreç. E, sürekli üzerine koymak gerekiyor. E, beklentileri karşılamak adına e, saha deneyimlerini de siz duyuyorsunuz. Ve onlardan da bir data oluşturup değil mi ona göre üzerinde daha çok yoğunlaşılıyor. Daha fazla enerji harcanarak ya tabii, daha iyisi ortaya. Biliyorsunuz hani, derler ya e, ağzı olan konuşuyor atıyor ortaya bir şey ama biz ne yapıyoruz? bilimsel evet. e, makalelerle e, bilimsel e, kanıtlanmış söylediklerimizi kanıtlayarak hareket ediyoruz. Evet. Sadece bu işe e, yarar her şey yarar demiyoruz bak. E, söylemiş olduğumuz dönemlerde dozajlarda kullandığın takdirde yarar ve e, sonuç alabilirsin. Bunları da biz şu yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde ortaya koyduk diye arkasından e, datasını. Ortaya koyuyoruz. Ne kadar güzel. Şimdi e, Samet Bey şöyle yapalım. E, hep biz işte konuşuyoruz, izleyicilerimiz de merak ediyor. Kimisi diyor ki işte bahçe ürünlerinde kullanabilir miyim? Kimisi diyor e, sebzede kullanabilir miyim diye hep merak ediliyor. Evet. Şöyle isterseniz önce bir vetere getirelim ekrana. E, Siz de biraz soluklandırmış olalım. E, biber içinde bulunduğumuz dönemde işte üretimi devam eden ürünlerden ki Şu an fiyatları birisi, da e, fiyatlar uçmuş Fiyatlar da durumda. cep yakıyor. 45-50 liraları Doğru. bulmuş vaziyette. Şimdi... Bursa'daki bir biber e, üreticimizin e, ekobor kullanımı sonrası elde ettiği e, neticeye bir bakalım. Neler söylemiş sonra üzerine konuşalım olur mu? Olur. Arkadaşlar gelsin VTR'e Bursa'ya gidelim. Biber üreticimiz neler söylemiş bir izleyelim sonrasında devam edelim. Şöyle bir şey evet Orhan Gazi Yüreğir'de ee, ben biber ben tarlasındayız. Sela'dayız. Ali Osman Bey o ekobor ile kullanılan biberleri topluyor. Görüyorsunuz. Maşallah. Maşallah. Ben böyle bir ürün görmedim arkadaşlar. Verdiğimiz de, ekobor mi? gübresinden de, sıvı gübreden verdiğimiz şu ürünü kalitesini, güzelliğini Yeter, parlaklığını ve şunu gibi. bir kökten aldık arkadaşlar. Tek bir kökten evet. bu kadar bir mahsul. Maşallah diyoruz. Ürünümüzü e, görüyoruz. Şöyle şöyle. Bir de kökten topladık bunları. Şöyle bakıyoruz. Doğru mu? Şöyle çekebilir miyiz Emrah Bey? Şöyle bakıyoruz. Evet. Dökümü görüyorsunuz arkadaşlar. Dökümde ve evet. üründe çok fark ettiğini görüyoruz. Arkadaşımız A, Süleyman S, Bey aynı şeyi bize ben defalarca de söylüyor. Şey. Biber, lezzeti anladın mı? Ee, Süleyman Süleyman'a çevir kamerayı baba. A, Süleyman mu? bu üründe Fark etti mi arkadaşım? Etti abi. Allah şükür etti. Ee, ürünün tonajında farkı gördün mü? Dökümünde. Şu anlık gördüm inşallah daha çok göreceğiz. Maşallah bu neredeyse şeyi kapatacak ha. Ee, bir uygulamada <laughs> e, şöyle seri alabilir miyiz? Bir uygulamada biberde şunu fark ettik. Boy ve e, dökümü fark ettik. Uyguladığımız yer şöyle gelelim. Bu tarafta açık olan evet. açık olan yerimiz şuraya o uyguladığımız yerden 15 gün sonra mı Süleyman? Aynen abi. 15 gün sonraki bu yağ, bu mi? yağ bu 15 ya. gün sonra bu yerde, bu, bu, yerde verim. Arada 15 gün fark var. Bu farkı siz görün arkadaşlar. Ürünümüz şudur. Pazarı gittiğinde bir tane biber al. İlk, i̇lk çektiğimiz seranın içi 15 gün önce uyguladık. Burası da 15 gün sonra 15 günde yapılan fark şeyi. İşte gözle görülen o bir o fark arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok Dünyanın sağ olun. Dünyanın en güzel biberi. Doğru mu? Doğru. Evet değerli izleyiciler. Bursa'da bir biber üreticimiz sizler de izlediniz. Kendince bir alan oluşturmuş ve burada sivri biber herhalde evet. üretiyor. Güzel de sonuçlar almış. Samet Bey ne diyorsunuz? Yediniz mi o biberlerden? Evet o biberlerden tükettik ki sofrada yemeklerin yanında da çok kahvaltıda olsun, akşam kahvaltı kahvaltı yemeğinde evet, Lezzet katıyor. Şu anda da fiyatları çok yüksek. Olur ve bizim ürünümüzü kullanarak hem tüketen üreticiye sağlıklı bir biber yetiştiriciliği hem de kendi verimlerini arttırarak ciddi bir oranda para kazanmalarını sağlarız. Ve burada görmüş olduğunuz sera üretiminde de ürünümüzün ne kadar etkili sonuç verdiği, seralarda çok hızlı bitki gelişimi olsun, verim artışı olsun, fark yarattığını da endi gözlerimizle e, görmüş olduk biberler e, cam gibi evet. üzerinde e, herhangi bir e, en küçük e, leke dahi yok ve e, bir kökten ne kadar e, biber e, aldığımızda e, görmüş olduk. Sadece hani biber olarak bakmayalım. Mesela daha Tabii. sonraki yayınlarda da size başka e, VTR'ler de getireceğim. E, bu fasulye olsun, e, kavun, karpuz, e, domates e, ve biberin tüm çeşitleri ve çandır, salatalık mesela sal benim evet. e, yine salatalık e, üreticilerimiz de sürekli e, bizim ürünümüzden e, alıyorlar biliyorsunuz ki bunlar hastalıklardan korunmak için neredeyse gün aşırı e, ilaç, ilaç kimyasal yeri. uygulaması Doğru. yapılan ürünler ve ser ortamında çok yoğun bir hastalık olduğundan dolayı işte e, bu da ne oluyor tamam belki hastala e, bitkiyi bulaştırmıyoruz ama onu kullanan e, üreticilerimizin de e, hem uygulayanın hem de tüketen tüketicinin e, ha, sağlığını bozmuş oluyoruz. Evet e, bu da son derece önemli. Bakın Erzincan'dan, Uluköy'den Harun Bey ne yazmış Harun Bulanık. Selamlar demiş. Baharı dört gözle bekliyoruz. Eko boru kullanmak için e, çiftçiye dost olandan Allah razı olsun demiş. Çok Aslında şu söylem o kadar kıymetli ki Samet Bey. E, Hiçbir para birimiyle bunu satın alamazsınız. Çiftçinin veya bir kişinin hayır duasını almak değil Evet. Mi? Biz de e, zaten e, yayının başında da söylemiş olduğum üzere tüm yorgunluğumuzu üreticilerimizden, çiftçilerimizden gelen bu hayır duaları, iyi dilekler, temennileri e, alıp götürüyor. Evet. Şimdi Samet Bey e, işte biber ekrana geldi. Fasulyeyi anlattık. Yani tarla veya işte sebze grubundan bahsettiniz. Biraz şu kabuklu meyvelerden de bahsedelim. Evet. Getirisi çok yüksek fındık olsun. E, fıstık. Bir ara biraz sallandı ama fıstıkta da yine herhalde toparlayacaktır. Ceviz mesela, ceviz, sürekli badem. ceviz, badem, yine hep bahçeler kuruluyor. E burada nasıl bir fayda sağlıyor? Burada kullanımları nasıl olması evet, şimdi gerekiyor? Şimdi e, bizim fındık, ceviz, badem, antep fıstığı e, gibi iş doluluk oranının önemli olmuş olduğu e, meyve gruplarında evet. ürünümüz gerçekten çok büyük fark yaratıyor örneğin e, bizim yapmış olduğumuz e, çalışmalarda kullanmış olduğumuz üreticilerimizde e, %64 e, %64. Evet %64 oranına ki üstü de var ben ortalamayı söylüyorum. Evet. Hani e, bir bahçede e, %68 70'i de e, yakalanmışlığı var ama ortalamasını söylüyorum ki %64 değeri e, çok e, önemli bir değerdir ki bu randıman demektir satmış, yetiştirmiş olduğunuz ürünü daha katma değeri yüksek fiyatlara satışınızı gerçekleştirmeniz demektir. İş da oranında potasyumu en üst noktaya kadar borun taşıyıcılığıyla meydana getirebiliyoruz. Evet. Bizim buradan Giresun bölge bayimize de selam olsun Tuncay Bey'e. Evet. Kendisi yapmış olduğu çalışma ve birçok farklı alanda ürünümüzü kullandırması sonucu aktif olarak şu an Giresun bölgesinde Bayisini e, açtı, ekoboru e, tüm üreticilerimizle e, buluşturuyor. Hayırlı uğurlu olsun. E, e, fındık geliyor aklıma zaten Giresun Evet Giresun deyince fındık olarak. geliyor. E, doğal olarak da e, ürünümüz orada e, hemen e, direkt üreticimizin e, yanında bulunmakta. Fındıkta hem iç doluluk oranını arttırma, külleme hastalığını birebir oluşmasını önleme, ağacın üstündeki e, yosun tabakasını da Ortadan kaldırma gibi e, mucizevi bir e, sonucumuz ortada. Biz mesela e, Giresun bölgesinde e, ürünümüzü, e, bir e, anımız var onu anlatayım. Lütfen paylaşın. E, üreticimize vermiştik. Ve kullandıktan 5 e, gün sonra bizi aradı. Heyecanla. Biz de dedik acaba ne oldu? Hani 5 e, gün sonra bu e, heyecan. Ki dedi ben gözlerime inanamıyorum dedi. Harika. Ürünü kullandıktan sonra dallar o kadar e, yumuşadı ki, o kadar... E, gevrek halini yok etti, dal kırılmalarının önüne geçti. Bunu 5 günde nasıl ortaya getirdi şeklinde bir e, iyi dilek, temenni ve teşekkürlerde e, bulunması bizi de e, ayrıca e, mutlu etti. Ne kadar güzel ama değil mi? Yani e, insanlar bakın sizin anlattıklarınız doğrultusunda e, bir ürün alıyor, onu kullanıyor ve kullandıktan sonra onun sonucunu görünce o mutluluğunu sizinle paylaşıyor. İşte bu da aslında e, tüketiciye ya da çiftçiye verdiğiniz güvenin bir parçası. Aynen bizim anlattıklarımızı kendileri bize tekrar e, anlatıyor. O heyecanı yaşadığını ben o zaman anlıyorum. Evet. İşte benim söylemek istediğim o tüm alanlarında değil ama belli bir alanda. Bizim ürünü kullansınlar ve kullandıktan sonra görmüş oldukları bu etki sonucunda o heyecanı bana tekrar, benim ona anlattıklarımı onlar bana anlatsınlar. Evet. O zaman diyorum ki tamam taş tam yerine oturdu. Doğru sonuç alınmış. O heyecan, o coşku yakalanmış biz de bu ayrıca mutlu ediyor. Bir keyif çayı içiyorsunuz o zaman. Evet o olur. zaman keyifle çayımızı içiyoruz. Harika. Çay demişken çayda da ürünümüz tam oraya bağlayacaktım zaten Karadeniz bölgesinin önemli ürünlerinden biri çayda durum nasıl Ahmet evet, evet, Bey? Katkısı. Çayda biliyorsunuz kimyasal gübre ve ilaç uygulaması tamamen yasaklanmış Do durumda. Var. Ve böyle olunca da çay üreticilerimiz Günde günde geldi artık ne yapacağız, e, ne edeceğiz e, telaşındalar. Ama buradan sizler vasıtasıyla kendilerine sesleniyorum. Herhangi bir panik, e, telaşa kapılmalarına hiç gerek yok. Ürünümüz %100 organik olup çaydaki meydana gelebilecek olan rekolte kayıplarını... ...hastalıklar nedeniyle oluşacak olan rekolte kayıplarını birebir önler. Ve içeriğindeki 17 kalem bitki besin elementiyle de e, bitkinin gelişimi e, noktasında da e, fark yaratır... Hem verim kaybı yaşamazlar hem de daha kaliteli ve katma değeri yüksek bir çay yetiştiriciliği meydana getirebilirler. Ki evet çayda önemli zaten dünyada en çok çayı tüketen ülkeler sıralamasında ilk sıradayız. Ve bizim biz... e, ülkemizde yetişen çay kadar kaliteli yetişen yok. dünyada başka hiçbir bölge yok. Çünkü özelliği şu... Kar tabakasının altında kalan tek çaylıklar Türkiye'de. Evet. Dünyada bu böyle. Evet bunun kıymetini bilmeliyiz. Kimyasal e, gübreler ve ilaçlar yasaklanmışken çayda evet. e, kaçak yollarla, yasak yollarla bunları temin edip kullanmamalıyız. Ne e, kendimiz illegal e, bir iş yapmamış olalım hem de bunu tüketen tüketicimiz ve ülkemizde yetişen çayın katma değerini en üst noktaya getirmiş olalım. Buna da dikkat edelim. Şimdi tabii Samet Bey artık kabuklu meyveler grubunu da anlattınız bize. Oradan bir çaya da girdik. Birazcık şu kirazda ve erikte ya yani evet. onu da konuşacağım ama ona geçmeden yine bir vetere getirelim ekrana. Çünkü çok soruluyor. Kirazda yine getirisi çok yüksek olan ürünlerden gerek ihracatta olsun gerek iç piyasada ki bu, bu yıl özel 20 liralar, 30 liralar seviyesini görmüştü. Evet. E, üreticinin de ağaçlarını, bahçelerini koruması gerekiyor. Bir Bursa'dan yine kiraz üreticimizin elde ettiği sonuçlar var. Onu izleyelim. Sonra devam edelim. Olur mu? Arkadaşlar gelsin VTR, Bursa'ya gidiyoruz yine. Kiraz üreticimiz bakalım neler söylemiş. Merhaba arkadaşlar. Ben Bursa'dan ben Bursa'dan Mehmet Turan. E, kirazlarımız bu şekilde. Biz buna ...kışın yaprak dökümünde bir ekobor kullandık. Ondan sonra... E, ...tekrardan... ...çiçek açmadan önce tekrardan ekobor kullandık. Ondan sonra e, şimdi üçüncü uygulamamızı yapacağız. Bu bizim e, şu anda gördüğümüz kirazımız. Kirazımızın tutumu olsun, e, yaprağı olsun, canlılığı olsun... ...her şeyle memnunuz. E, ve herkese tavsiye ederiz yani... Dört dörtlük bir mal uygulamasındayız şu an. Ve gübremizden memnunuz. İnşallah daha uzun günlerde de kullanmayı düşünüyoruz. Evet kiraz üreticimiz Bursa'dan görüşlerini paylaştı. Hikayeyi dinleyelim. Samet Bey kirazın kendi kadar sapı da önemli. Evet kiraz yetiştiriciliğinde de sürekli sorular geldiği üzere dedim bu yayınımızda bir kiraz görüntüsüyle evet, iyi de oldu. karşılarına çıkalım. Ürünümüzü kullanan üreticimizden de duymuş olduğunuz üzere e, kirazda e, ürünümüz gerçekten büyük fark yaratıyor. Hem e, çiçek açımı olsun, çiçeklerin meyveye dönüşümü, meyvenin olgunlaşması ve kirazda en önemli nokta kalsiyum en üst noktaya yeterli miktarda gitmediğinde sap çok kısa sürede kahverengi ve sarıya döner. Evet. Ve e, kiraz istediği kadar kaliteli olsun sap kısmı e, kahverengi ve sarıya döndüyse ihracatçı bu ürünü almaz. Ki biliyorsunuz geçen yıl e, ihracatta 30 liraya giden e, kiraz iç piyasada 7 liraya gidiyor. Doğru. Sizin sap e, yeşilliğini sağlayamadığınız e, noktada birebir ihracat şansınızı kaybedersiniz ve 25-30 liralardan 7 liraya e, düşme durumunuz oluşur. İşte ekobor burada kalsiyumu en üst noktaya kadar taşıyarak kirazda e, meyve tutumunu artmış olduğu gibi kirazın sapının da yeşil kalma süresini 10 gün en az daha uzatmaktadır ve bu ne demek oluyor? 10 gün boyunca 30 liralardan kirazınızı satmak demek oluyor evet. ve katma değeri öyle bir noktaya geliyor ki üreticimiz yapmış olduğu kiraz yetiştiriciliğinden hem cebi doluyor hem de ülkemiz olarak da ihracat yapma noktasında da. ...fark yaratmış oluyor Ki kiraz ihracatı önemli... E, ...ülkeye ciddi katkı sağlıyor. Evet Döviz, e, e, döviz geçirisi girdisi, e, evet. meydana geliyor. İşte buradaki çok küçük bir nüans... ...yani o sapı Doğru. yeşilliğini sağlayamadığı takdirde... ...üretici para kazanamıyor. Ülkemiz e, döviz kaybına e, uğruyor. Sadece bir sapın yeşilliği bunu sağlıyor. Değil mi? Burada da ekobor e, devreye Değil. girerek... E, ...hem e, dövizin gelişini e, hızlandırıyor hem de üreticimizin yapmış olduğu yetiştiricilikten para kazanmasını sağlıyor. Sap deyip geçmemek lazım evet. bir şey mi? Ne kadar önemli ama tabii o sapın korunmasında da ekoborun ne kadar e, fat, faydalı olduğu çok daha e, net bir şekilde ki görünüyor. Aynı grupta yer alan e, erikte de aynı durum evet. söz konusu. Mesela e, dün de benim görüştüğüm bizim ürünü kullanan e, erik üreticimiz e, vardı Mersin bölgesinden. E, erikte e, ne kadar erken çıkartırsanız biliyorsunuz ki e, küçücük... E, bir paket, paket çeyrek, altınla evet, eş değer. çeyrek altında eşdeğer. Evet, çeyrek altında İşte burada bizim ürünümüzü e, kullanan erik yetiştiricilerimiz en az 10-15 gün erkencilik sağlıyorlar. 10-15 gün. Evet. evet. Ve bu 10-15 gün onlara öyle bir ciddi katma değer olarak dönüyor ki ki bunlar bu 10-15 gün erkenciliği sağlamak için kendileri bana itirafta bulunuyorlar. çeşitli kimyasallar kullanıyoruz biz. Ee, ama okul kimyasalları sizin söylemiş olduğunuz üzere bırakıp söylemiş olduğunuz dönemlerde ekobor'u kullandıktan sonra bir fiil e, erik yetiştiriciliğimizi öne aldığımızı gördük. Hem maliyetimiz düştü hem de bu kimyasalları kullanmadan insan sağlığına e, zarar vermeden yetiştiricilik yapabildiğimiz adına çok memnunuz, çok teşekkür ederiz diye e, aradılar beni. Ne kadar güzel. Ki, Tabii. E, şu noktada da artık e, yoğun bir şekilde biliyorsunuz e, bahar yaklaştı belki. Evet. Bugün buralar soğuk olabilir ama Mersin, Adana, Antalya tarafı biliyorsunuz ki şu an e, Adana'da da karpuz fideleri toprakla buluştu buluşuyor. Buluşuyor. Evet. evet. Yani o kadar ki sıcak dediğiniz gibi. E, yakın zamanda zaten Mersin'de de e, erikler hasat edilip e, sofralarda yerini alırsa şaşırma lazım e Şimdi e, tabii devam edeceğiz sohbeti ama ben şu iletişim numaralarını bir kez daha hatırlatmak evet. istiyorum. Değerli izleyiciler eğer ki Samet Bey'e veya firmaya ulaşmak istiyorsanız e, sizlere paylaşacağım numaraları lütfen kaydedin. Arkadaşlar ekrana da verelim. Ben de buradan bakarak okuyayım. Sayılar çok fazla olunca tabii akılda tutması zor oluyor. Geliyor mu arkadaşlar? ekranda Tamam hemen okuyalım 0224 443 76 66 0 552 446 76 66 ve 0 553 941 62 67 numaralı telefonları arayarak Samet Bey'e ulaşabilirsiniz şimdi biz yayından çıkıyoruz Samet Bey'in telefonunda onlarca çağrı var sürekli de e, çalıyor hepsine de zaten hepsineşkür e, dönüyorum zaten e, benim dışımda Bizim yetiştirmiş olduğumuz ekip arkadaşlarımız da var. Kendileri de sürekli iletişimde oluyorlar. Hem arayanlara açamacıklarına tekrar geri dönüş yapılıyor. Buradan bizi arayan, bilgi almak isteyen, ürünümüzü kullanmak isteyen üreticilerimiz hiç şüphe duymasınlar. Kendilerine muhakkak geri dönüş yapılıyor ve bize göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı da ...buradan kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ne kadar güzel. Samet Bey son olarak Narenciye'yi de konuşalım. Portakal olsun, mandalina olsun, limon olsun, greyfurt olsun... ...belli bölgelerde çok ciddi üretim potansiyeli var. Yine Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye de gönderiliyor. E Ekobor bu ürünlere nasıl bir katkı sağlıyor? Evet, Narenciye üreticilerimiz de bizim ürünümüzü yoğun bir şekilde kullanmakta. Muğla, evet. Fethiye... Antalya, Mersin, Adana bölgesindeki narenciye yetiştiricilerimize yoğun bir şekilde ürün göndermekteyiz. Kendileri bizim ürünümüzü kullanma şekli şu şekilde meydana geliyor. Diğerlerinden dozajı biraz farklı. Narenciye grubunda hasat bittikten sonra ilk uygulamayı yapıyoruz. 100 litre suya 300 mililitre ekobor uygulamasıyla. Evet. İkinci uygulama ayı geldiğinde tomurcukların kabardığı dönemde 100 litre suya 150 gram ekobor... Çiçek açıyor bitki, çiçekler taç yaprağını döküp meyveye dönüştüğünde 100 litre suya 150 mililitre ekobor ve 20'şer gün arayla hasat başlayıncaya kadar 100 litre suya 100 mililitre ekobor koyarak hem portakal bitkisine üzerinde zarar verecek olan zararlı etmenlerden ürünümüzün kokusuyla uzaklaştırıyoruz. 2- Fungal ve bakteriyel hastalık etmenlerini... Bir fiil e, bitkiye bulaşmasını önlüyoruz evet. ve içeriğinde bulunan yayının başına saymış olmuş olduğum üzere 17, 17 kalem şey, bitki evet. besin elementiyle de dengeli bir şekilde e, yetiştiricilik besleme e, yapmış oluyoruz. Böylelikle hem maliyetimiz düşüyor hem de e, yurt dışından kalıntıdan dolayı hep e, redlerin en çok karşılaşmış olduğu ürün e, narinciye grubudur. Ve e, bu grupta da e, bu sıkıntıyı ortadan kaldırıyoruz ve raf ömrünü kusatı e, olmasının nedeni narenciye de e, ürünün üzerindeki e, nitrat neden oluyor. Evet. Bizim ürünümüz de e, bunu parçaladığından dolayı nitratı raf ömrünü doğal yollarla uzatmış oluyor. Hem e, bunu yurt dışına tırlarla sevkiyat eden e, ihracatçı firmalarımızın e, zarar görmemesini Doğru. hem de e, raflara konulan süpermarketlerde tüketiciye sunulan narencienin daha uzun süre dayanmasını ve bunların da haberlerde görmüş olduğumuz üzere çöplere e, yol kenarlarına değiltine evet. atılmamasına ...ve e, gayrimilli safi hasılanın ziyan olmamasına neden oluyoruz. Arkadaşlarım da dönüyor böyle arkada. Güzel evet. güzel mandalinalar olsun, portakallar olsun. Böyle çok da iştahlı <laughs> görünüyor. E, hele ki şu dönemde hastalıklara karşı e, da direnç evet, sağlamak adına. Buradan kadına... e, üreticilerimize e, sesleniyorum. E, görmüş oldukları tabi ağaçlar büyük e, geniş alanda kaplıyor. Evet. Ben e, 100 litre suya 300 gram ve sonraki uygulamalarda... ...100 litre suya 150 gram dediğimde kendileri ne gözüne çok az geliyor. Çünkü daha önce yayında da söylemiş olduğum üzere bir ilaç bayine girdiklerinde iki eli dolu bir şekilde çıkmaya alışkın oldukları için nasıl olur? Bu 150 gramla bu iş nasıl olacak değil diye mi? inanamıyorlar. Ama dediğim gibi o atmış oldukları hiç gerek, ihtiyacı olmadığı halde sırf bazı kesimlerin rant ve kazanç sağlamak amacıyla yapmış oldukları uygulamalardı metotlardı. Bizim buradaki amacımız para kazanmak değil. Bizim buradaki amacımız toprağa olması gerektiği yapıya kavuşturmak. Üreticimizin para kazanmasını sağlamak ve tüketicimizin de sağlıklı bir ürün e, yemesini gerçekleştirmek. Ve bu noktada söylemiş olduğum dozajlar birebir yetiyor. Evet. Kendileri de e, bunu birebir görmek istiyorlarsa çünkü ben söylüyorum söylemiş olduğum halde kendilerinin e, illaki e, belli ediyor konuşmasından diğer ürünlerden de kullanacak. Değil mi? Ama bu noktada diyorum ki bizim ürünümüzden e, karıştırmayın. İlla diğer ürünleri de kullanacaksanız kimyasaldan vazgeç. Geçemeyeceksiniz bizim üründen karıştırmayın aralarında birer hafta olsun ee, ki özellikle bizim ürünü kimyasalı kullandıktan bir hafta sonra atın ki bitkiye zarar vermiş olduğu gözenekleri tıkamış olduğu stomaları açalım. Evet. Bu şekilde e, yapalım ama e, bir alan da ayırın oraya kesinlikle ve kesinlikle kimyasal uygulamayın kendi gözünüzle o alanda kimyasal kullanmadan da yetiştiricilik yapabildiğinizi gördüğünüzde bir dahaki sezon tamamında ekoboru kullanırsınız diyorum. Diyelim. Şimdi tabii süremizin sonuna geldik ama bir izleyicimiz cevizi kaçırmış. Ceviz evet. için hızlıca bir tabii kez ki. daha anlatırsanız tabii. Samet Bey tabii en azından. Ceviz uygulamamız sonra. şubat sonu mart başı ilk uygulamayı yapıyoruz. 100 litre suya 500 mililitre ekobor. İkinci uygulama tomurcuklar kabarırken ağacın uyanmaya başladığı dönemde yapıyoruz. 100 litre suya 750 mililitre ekobor. Çiçek açıyor, çiçekler taç yaprağını döküp meyveye dönüştüğünde 100 litreye 500 mililitre ekobor ve 20'şer gün aralıkla hasada kadar 100 litreye 500 mililitre ekobor kullanarak başka hiçbir kimyasal gübre, kimyasal ilaç kullanımı olmadan, antraknoz tarzı hiçbir hastalığa yakalanmadan ve iş doluluk oranını maksimum seviyelere getirerek ceviz yetiştiriciliği yapabiliyoruz. Evet bu şekilde yanıtlamış olalım. Yani şöyle de bitirmiş olalım hem tarla ürünlerinde hem bahçe ürünlerinde hem sera ürünlerinde ekoboru çok rahat kullanabilirsiniz ve çok güzel sonuçlar alırsınız. A'dan Z'ye bütün ürünlerde diyelim. Yani ürün ayrımı gözetmek Kesinlikle. sizin her üründe kullanabiliyorsunuz. Tabi onların belli dozajları var. Bunu öğrenmek için de Samet Bey'e ulaşıyorsunuz. O size güzel güzel anlatıyor. Sonra tercih etmek sizlere kalmış diyelim. Samet Bey bitti. Yine yayının sonuna geldik. Anladın Vallahi da, böyle rüzgar, rüzgar gibi geliyor, geliyor hemen gibi geçiyor. Geçti, e, sizinle yayın keyifli oluyor bu arada, onu da paylaşayım. Çok teşekkürler, aynı şekilde. E, yine izleyicilerimize önemli bilgiler paylaştınız. Bugün birazcık daha böyle e, siz anlatır pozisyonda oldu ki iyi de oldu aslında. En azından e, anlatmak istediklerimizi de paylaşmış olduk. Tabii e, belki yeni ilk defa izleyen Anladım. üreticilerimiz için biz hani haftalardan anlattığımız üzere herkes e, biliyor gibi düşünüyoruz. Ama ilk defa açmış olan el üreticilerimiz. Der, içinde evet. e, yararlı e, olduğunu düşünüyorum ve e, ülkemiz içinde e, son olarak e, yerli ve milli e, gübre e, yetiştiriciliğini biz adımımıza attık Türkiye'nin e, gübresini ürettik. Bu e, daha önce söylemiş olduğum üzere iyiyasya e, yerli e, araç neyse onlardan Hatta bence çok daha e, önde gelir kendi gübremizi üretmek yurt dışındaki ülkelerin oyunlarına engel e, olma noktasında, bunu biz başlattık. Diğer firmaların da arkadan gelmesi şeklinde üreticilerimize yararlı olmasını diliyoruz. Ne kadar güzel. Haftaya görüşmek üzere diyorum Samet Bey. Çok sağ olun. sağ olun, ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Evet değerli izleyiciler programın sonuna geldik. Yine Samet Bey'den önemli bilgiler dinledik. Kendisine bir kez daha teşekkür edelim. Bursa'dan kalkıyor, geliyor sizler için bu ekranda her hafta hiç şaşmıyor tam saatinde burada ve sizler için kıymetli bilgiler paylaşıyor. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın efendim. Yıllardır topraklarımızı kirleten zararlı kimyasallar, topraklarımızı hızla verimsiz, çorak hale getirmekte ve yetişen ürünlere zarar vermeye devam etmektedir. İşte bu yüzden bozulan toprak yapısının tekrar iyileştirilmesi ve ürün verimliliğini artırmak amacıyla bordan ürettiği zengin içerikli organik gübreyle ekobor tarımda yeni bir çağ başlatmaktadır. Ekobor, topraktaki bor gücü. Ekobor, toprakta bor gücü programını sundu.